Kamp günlerine herkese mutlu akşamlar. Bursaspor'un yeni sezon öncesi Afyon'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarının 8. günündeyiz. Yeşil Beyazlar bugünü de hem sabah hem de akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Hatta akşam antrenmanı şu anda arkamda da görüyorsunuz. Şu an takım çalışmaya devam ediyor. 3 gruba ayrıldı Yeşil Beyazlar. Yarı sahada maç yapıyorlar. Çalışmalar gerçekten çok yoğun tempoda sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba oyuncularının hatta pestini çıkartıyor diyebiliriz. Kalan bölümlerde de daha çok taktik çalışıyor Bursasporlu futbolcular. Bursaspor'da şu anda transferde de bazı gelişmeler yaşandı. Ben bütün bu haberlerin detaylarını almak üzere yanımda bulunan Sönmez Medya Spor Müdürü Sayın Siyah Gürsel'e dönüyorum. Evet Sayın Gürsel, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum ben de. Bursaspor'un çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil Beyazlar yine günü çift antrenmanla sürdürdü. Transferde de gelişmeler yaşanıyor diyebilirim. Hemen ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Sabah çalışması çok tempoluydu. Sabah teknik direktör Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede böyle aba altından soba göstermek değil de futbolcularına bir baba şefkatiyle yaklaşıp uyarılarda bulundu. Yani nasıl bugünkü gazetemize Sayın Ali Ay'ın söylediği kimsenin yeri garanti değil, kimse oldum demesin. Samet Aybaba da aynı düşüncede, kimsenin yeri garanti değil diyor Samet Aybaba. Önemli noktalara değindi. Mesela Mossoro ile ilgili bir takım istekleri olduğunu söyledi. Ama Bursa Spor cephesine, kulüp cephesine baktık. Bugün Mossoro ile ilgili ne var ne yok diye. Mossoro şu an plase durumunda. Birincisi evet, bu. Beklemede. Mossoro beklemede. Onun dışında diğer oyunculara değindi. Mesela Çiçi konusu. Çiçi Göztepe transfer durumu söz konusu. Mesela Çiçi gitse ne olur diye dedik. Sorduk. Ondan sonra gidebilir. Güle güle dedim dedi. Yani dedi. Gidene güle güle derim dedi. Ondan sonra onun dışında Harun Tekin'e bir teklif olursa ne yaparsınız? Onun için de aynısını söylerim dedi. Ama burada tabii kulüp menfaatlerini de gözetmek istiyor Sayın Samet Aybaba. Çiçi konusunda bugün Göztepe'den Bursaspor'a herhangi bir telefon gelmedi. Onu da söyleyeyim. Yani en azından şu saate kadar gelmedi. Belki gece 9'da 10'da bir telefon gelir. Ona bir şey söyleyemem. Aytaç Kara, Bursaspor'un şu anda gündemini en çok meşgul eden konu. Biraz detay verelim Aytaç Kara'yla ilgili olarak izleyenlerimize. 1+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Bu yarın büyük bir ihtimalle sözleşme imzalanır. Yani bir terslik olmazsa o şekilde bir planlama söz konusu. Top malzemecilerin tayini çıktı. Öyle denir futbol deyiminde. Malzemecilerin tayini çıktı. Birazdan o topu almaya gidecekler. Yan taraftaki arsaya gitti top. Aytaç Kara'ya 1+1 yıllık teklifte bulundu Bursaspor. Buyur, seni dinleyeyim. Aytaç Kara diyorum, özür diliyorum. Karıştırdı top, dikkatimi aynen dağıttı. Yasin Öztekin'e 1+1 yıllık teklifte bulundu. Yarınki döviz kuru hesaplanarak bu rakam 700 bin euro karşılığında Türk lirasına sabitlenecek. Neye denk geliyorsa evet, ona gelecek. Kur sabitlenecek, Türk lirası karşılığı. Bunun yanı sıra maç başları da olacak. İşte 3000 dolar, 5000 dolar ya da 2000 euro, 5000 euro, 3000 euro neyse artık. Bonusları da olacak bu sözleşmenin. Mossoro'yu söyledik. Olcan Adın konusunda herhangi bir gelişme söz konusu değil. Onu tamamen rafa kaldırdı. Hocanla birlikte Tunay Torun'un yönetim tarafından bir istek var ama hocanın direkt reddettiği yönden dolayı yani bir yönetim adım iki, atılamıyor. Yönetim iki oyuncuyla da ilgileniyor. Yönetim iki oyuncuyu da istiyor. Hem Olcan Adın hem de Tunay Torun konusunda. Ancak ama Samet Aybaba iki oyuncuya da veto verdi. Evet. İki oyuncuyu da üstünü çizdi. Dombai yanılmıyorsam değil mi? Seydi Dumbia. O futbolcuyla ilgili de çok önemli gelişmeler var. Hatta ve hatta bu oyuncu, Fildişi sahilli oyuncu, ya Bursaspor kiralık değil, bonservisiyle birlikte almayı planlıyor. Bu oyuncuyla ilgili de yarın çok önemli bir görüşme yapılacak. Ona göre de bir harekat planı çizilecek. DAZN Delaş'ta üstümüzden bir top daha geçti. Bunlar şu anlama geliyor. Pek isabetli vuramıyor Bursaspor'u futbolcular. Şutları pek isabetli çekemiyorlar. Bunlar karavana vuruşlar anlamı taşıyor.
Bunun dışında çok önemli transferde bir gelişme yok. Dizon Delaş'la hoppa. Bir de direkten döndü. Ozancan'ın güzel bir şutu vardı. Az önce vurduğu yan hasta gitti, bu sefer direğe vurdu. Tutturacak biraz Hakkari'yi evet. Tabii ki. Dizon Delaş'la yollar ayrıldı. O tamamen Karabağ'a geçti. Karabağ Adam takımına gitti. Bonservis de kazandı. Bursaspor 200 bin dolar gibi bir rakam kasasına koydu. Jires Kembo konusunda bugün Konyaspor'dan bir yanıt gelmedi ama Samet abi bu o konuyla ilgili şu ifadeyi kullandı. Rıza Çalınbay beni aradı. İzin istedi. Ben de alabilirsiniz. Yeter ki anlaşın dedi. Ondan sonra bakıyorum. Bir gol oldu. Aziz Beyiç. Şık bir gol attı. Onun dışında düşünüyorum diğer oyuncuları. Sané ile yollar ayrıldı. Boban Jovic ile ilgili kendisine ulaşılamıyor. O da yeni bir gelişme. Bunları söyleyebilirim. Yani Bursaspor burada harıl harıl çalışıyor. Yönetim Bursa'da harıl harıl çalışıyor. İnşallah iyi sonuçlar çıkacak. Samet Aybaba net bir ifadeyle şunu söyledi. 3 ve 4 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin turnuvasında 3 yeni transferle biz sahaya çıkacağız gerçek dedi. Gerçek Bursaspor'u galiba orada göreceğiz. Göreceğiz. Bu arada sürpriz isimler de ayrılabilir takımdan. Evet. Yani Harun ayrılabilir, Aziz ayrılabilir, Çiçi ayrılabilir. Mesela Dünya Kupası'ndan sonra çok reklamını yapan Abdullah Şehu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif gelmemiş. Hatta sözleşmesindeki bir maddenin sıkıntı yaratacağından sözleşme uzatma durumu vardı ki Euro, onu bile... O bile devreye girmemiş. Çünkü Abdullah Şehu Dünya Kupası'nda sadece 90 dakika sahada kaldı diyelim. Ve artık ben sözlerimi tamamlayayım, sözü sana bırakayım. Teşekkürler sayın. Bu arada yarın Ümraniye Spor'la kamptaki 4. hazırlık maçı oynanacak. Bunu da bir not olarak ekleyelim saat 19'da. Teşekkürler sayın Gülsü aktardıklarınız için. Evet, Bursa Spor'un Afyon'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarının 8. günde yaşanan gelişmeler böyleydi. Biz yarın yapacağımız kamp günü programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız.